Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Şu üç şey insanı fitneye düşürür. Arkadaşlar fitnenin anlamı nedir biliyor musunuz? İmtihan. Evet, çoğu kişi bunu bilmiyor. Fitne deyince aklına 40 türlü şey geliyor. Hayır, imtihan demek. Şu üç şey, imtihandan maksat nedir mesela? Yani bu şeyler seni bir imtihana sokar, sıkıntıya sokabilir seni. Dikkat et. İmtihandan kalırsan sıkıntıya girersin. Şu üç şey. Bir, güzel saç. Hadis-i şerif ha. Hadis-i şeriftir bu. Ne demek güzel saç fitneye? Mesela hanım abla saçı açık içiyor. Allah tesettür nasip etsin. Amin. Amin. Saçı açık. Bilmem ne kuaföre gidiyor. İşte röfle mi yapıyor artık neyse tam bilmiyorum. Bende saç olmadığı için o işlere çok alakam yok. Elhamdülillah. Abi yok röfle yapıyor. Yok bilmem permaymış. Bir şeyle bir şey yapıyor. Abi dışarı bir çıkıyor abi. Millet ne diyor bunu görünce? Vay bilmem ne diyor değil mi? Vay anasını ne güzel kadın. Al sana fitne. Erkekler için de geçerli ha. Gerçi elhamdülillah bizim mescid adamları ne güzel. Barbar gibi geziyorlar ortada. Helal olsun size. Öyle abi. Hayır şimdi mevzu şu. Bak ben hepinize söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünneti neydi arkadaşlar? Saçı uzatacaksın. Ortadan ikiye ayıracaksın. Ha, bunu deyince hemen bir geri vites yapıyorlar. Ha, bir neden değil. Ortadan da ayrılır mı? Lan sen sünnet niyetini yap. Hanımına güzel gözük. Dışarıya değil. Ha. Hemen siz tribe girmeyin ha. Lan diyor Kıvanç Tatlıtuğ yapınca diyor ne güzel diyor. Ben yapınca diyor aynı diyor Tivoli İsmail'e benziyorum diyor. Lan müptezel. Beni konuşturma şimdi yani. Abi sen Allah için yapacaksın. Sana ne ya? Yok Burak Özçivit'e benzemedim olmaz. Ya bırak lan bu işleri. Sen Müslümansın ya. Bekarsan sadece sünnet niyetiyle yapacaksın. Bekarsan niyet bu olacak ha. Evliysen hanımına. Haberin olsun. Güzel saç fitneye sebep verir. Fitne. Adam ne yapıyor? Tarıyor, fön çekiyor, jöle sürüyor, bir şeyler yapıyor. Maksat ne abi? Berberden çıkayım abi. Yolda iki tane hatun bizi görsün desin ki vay anasını ne saçları var be. Abi yalansa yalan diyeyim bana. Biriniz de yalan deyin ya. Allah aşkına. Şu devirde saçını yapıp da erkeklere beğendiren bir tane erkek var mı? Tövbe estağfurullah. Daha sohbetin başında benim ağzımın ayarını kaçırmayın burada. Yalan mı abi? Kızlara süsleniyorlar ya. Oğlum ne işin var senin herhalde kızıyla? Dikkat. Peşine güzel ses. Güzel ses. Mesela oluyor kardeşim adamın sesi çok güzeldir mesela. Etkileniyor millet. Abi ne güzel sesi var diyor ya. Mesela. Ya bizim millette de şu trip var. Sesim güzelse benim diyor şarkıcı olmam lazım diyor. Lan ondan sonra kandıralı ferdi gibi geziyorsun ortada. Beni konuşturma. Ne sesin güzel. İki tane sahtekar burada sesi güzel diyor. Yalandan o da harbiden güzel mi diyor. Kaset çıkartıyor. Bir ara öyleydi. Neydi öyle ya? Piyasada herkes şey şarkıcı oluyordu. Herkes kaset çıkartıyordu. Şimdi Allah'tan YouTube var. İzlenirse izleniyor. Yoksa yok olup gidiyor. Acayip. Güzel ses niye fitnedir mesela? Allah vergisidir kardeşim. Öyle güzel ses olur ki. Mesela bu illaki şey için demiyorum. Şarkı türkü için değil ha. Mesela adam kurra hafızdır. Sesi bir güzeldir abi. Bak bu hepinizin tanıdığı Kurra Abdussamet vardı. Bilirsiniz arkadaşlar. Mesela o adam yani neden öldü biliyor musunuz? Nazardan. Evet. Yaptığı bir tilavet sonrası kalp krizi geçiriyor, vefat ediyor. Abi dünyanın yani gelmiş geçmiş demeyelim de yani son dönemlerdeki en iyi sesi onun değil mi abi? Peki dünyanın en güzel sesi kimin abi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın abiler şurayı iyi dinleyin. Bak yine cennete gireceğim ama cennete gireceğim derken şöyle değil lan anlatacağım yani. Bir cennete gireyim. Peki ben şimdi cennete girsem çıkar mıyım abi? Cennete giren çıkabiliyor mu? Çıkamaz abi hayırdır burası cennet buradan çıkış yok ya. Burası değil lan orası hemen bakmayın bana. Neyse. Şimdi bütün cennetlikler cennete girdi. Allah Celle Celaluhu diyor ki size çok güzel bir ses dinleteyim mi? Dinlet ya Rabbi. Davut Aleyhisselam. Bir rivayette Zebur okuyacak. Davut Aleyhisselam Kur'an okuduğu zaman, Kur'an Zebur okuduğu zaman üstten geçen diyor kuşlar onun sesini duyunca düşer diyor. Düşer. Etkili düşer ölür diyor. Sesi o kadar güzel ki insanlar diyor bayılırdı onun sesine. Diyor ki cennette bu sesi duyunca insanlar kendinden geçecek. Ama böyle bir ses yok. Diyecek ki Rabbimiz daha güzel ses ister misiniz? İsteriz ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yasin okuyacak. Allah Allah. Millet böyle düşecek artık böyle. Keyiften millet artık böyle ölme noktasına gelecek. Ya Rabbi bu nasıl bir şeydir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz diyor ki bundan daha güzel ister misiniz? Allah Allah. İsteriz ya Rabbi.
Allah Celle Celal harften, sesten, şekilden münezzeh Rahman suresini okuyacak. Rabbimiz kendi okuyacak ha Rahman suresini. Ne olacağız ondan sonra abi? Pert. Rabbim nasip etsin. Amin. Var mı amin demeyen? Ben Vatikan'dan geldim abi. Şimdi uçaktan inmeyen var mı? Ha, yok Allah'tan yok yani abi. Cennette kardeşim ne güzel ya. Bak nasip işte nereden nereye. Güzel ses ve güzel yüz. Güzel yüz. Adam yakışıklıdır abi. Allah vergisi kardeşim Allah Allah. Bak yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bağlayayım yazıyor. Allah Cellece 100 güzellik yarattı. 99'un Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdi. Birini bütün insanlara dağıttı. Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar ellerini kesti abi. Nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yusuf Aleyhisselam'dan 99 kat daha güzeldi. Peki niye insanlar düşüp bayılmıyordu? Çünkü Allah Cellece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçek suretini bize cennette gösterecek arkadaşlar. Ya Rabbim nasip etsin. Amin. Evet. Ne dedik? Güzel yüz, güzel ses, güzel saç. Abi dikkat edeceksin. Rabbim sana bir nimet vermiştir. Saçın güzeldir, yüzün güzeldir kardeşim, sesin güzeldir. Bunu pislik olsun için kullanma. Allah için kullan ya. Allah için nasıl kullanacağız? Abi nikahlanacaksın hanımınla. Hanım abi ne varsa varsa yoksa hanımın abi. Beni ilgilendirmez. Şampuan reklamı çekmeyeceksin evde abi. Öyle ya. Duşa giriyor yarım saat saçlarını şampuanlıyor. Ne yapıyorsun lan? Blendax reklamı çekiyorsun içeri. Ne yapıyorsun? Ne yani bu havalar haflar taflar kime ya? Abi işine bak sen ya Müslümansın ya. Fitne sebebi. Fitne sebebidir bak. Fitne dedin mi? İmtihan. Mesela sen bu saçın, bu sesin, bu yüzün yüzünden birileri günaha giriyor. İyi anlayın mevzuyu. Geçen gün bir tanesi çekmiş. Otobüste herif namussuz işte minibüs mü otobüs mü? Ön tarafta tam önünde böyle açık bayan oturuyor. Herif almış şey böyle kadının saçını eliyle sevmeye çalışıyor böyle. Biri de video çekmiş bakın görün diye şerefsizi. Abiler bakın bir daha söylüyorum. Biz Müslümansak bunlara dikkat edeceğiz. Allah rızası için konuşuyoruz. Rabbim sana bir güzellik verdiyse bunu kötüye kullanamazsın. Başına büyük bela alırsın. Abi bunun vallahi bak bu iş şakası yok bu işin ya. Abi güzelsen güzelsin ne yapayım abi? Allah yakışıklı vermiş. Ne yapayım abi? Tamam. Allah mübarek eylesin. Ne diyeyim sana şimdi? İlla ki övelim mi? İlla ki ulan ne mübarek ne yakışıklı. Hayır abi. Çünkü birileri senin yüzünden başı belaya girebilir. Sesin güzelse Allah için kullan abi. Ama nazara dikkat. Sesi güzel olup da sadece birileri desin, görsün, beğensin için yaparsan Allah muhafaza eylesin. Canını cehenneme satarsın. Sesim güzel bir okuyayım mı? Okuma abi. Sen okuma abi. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munker ve tu'minun